Yıldızların İzinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün. Zeyd bin Hattab radıyallahu anh. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın baba bir kardeşi olan Zeyd bin Hattab'ın annesi Beni Esed kabilesinden Esma binti Vehb'dir. Hazreti Ömer radıyallahu anh'dan yaşça büyük olan Zeyd, İslam dinini de Hazreti Ömer'den önce kabul etmişti. İyilik ve hayır konusunda ön saflarda yer alan Zeyd bin Hattab, Medine'ye ilk hicret edenler arasında yer aldı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu Ensardan Ma'n bin Adi el-Aclani ile kardeş ilan etti. Çok uzun boylu ve cesur bir sahabi olan Zeyd bin Hattab, Bedir, Uhud, Hendek gazveleriyle diğer bütün savaşlara katıldı ve Hudeybiye'de yapılan Beyat-ur Rıdvan'da yer aldı. Zeyd bin Hattab'ın cesaretini ve şehadet şerbetini içme arzusunu ifade etmesi açısından kardeşi Hazreti Ömer ile Uhud Savaşı'nda yaşadığı olay dikkatimizi çekmektedir. Uhud Savaşı esnasında Zeyd bin Hattab, kardeşi Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın ısrarla verdiği zırhı önce giydi, ardından "Senin arzu ettiğin şehitliği ben de istiyorum." diyerek zırhı çıkardı ve onun gibi zırhsız savaşmaya başladı. İslam tarihinin dönüm noktalarından birisini de Hazreti Ebubekir radıyallahu anh döneminde yaşayan irtidat hareketleri teşkil ediyordu. Allah Resulü rahmeti rahmana henüz kavuşmuş ve Müseylimetül Kezzab isimli yalancı bir şahıs peygamberlik ilan etmişti. Kalplerine tam olarak iman yerleşmemiş insanlar irtidat ederek Müseylimetül Kezzab'ın yanında yer alıyordu. Zeyd bin Hattab radıyallahu anh Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın devrinde dinden dönen Müseylimetül Kezzab üzerine Halid bin Velid kumandasında gönderilen ordu içinde Yemame Savaşı'na katıldı. Çarpışmalarda gösterdiği büyük gayret neticesinde savaşın seyrini değiştirdi. Müseylimetül Kezzab'ın yakınına kadar giderek en yakın adamı olan Reccal'i öldürdü. Reccal daha önce Müslüman olarak Medine'ye hicret etmiş, ardından irtidat ederek Müseylimetül Kezzab'ın yanına gitmişti. Resulullah aleyhissalatü vesselamın peygamberlikte Müseylimetül Kezzab bana ortaktır dediği şeklinde yalan haberler uydurmuş ve insanları Müseylime'nin çevresinde toplamaya çalışmıştı. Yemame'de İslam sancağını taşıyan Zeyd, Müslüman ordusunun bozulmaya yüz tutup savaş meydanını terk etmeye başladığını görünce düşman saflarına daldı ve şehit oluncaya kadar, son nefesini verinceye kadar çarpıştı. Zeyd bin Hattab radıyallahu anh'ın şehadetine çok üzülen Hazreti Ömer radıyallahu anh, "Sabah rüzgarı her estikçe Zeyd'in kokusunu alıyorum." diyerek ona olan hasretini dile getirdi. "Allah kardeşim Zeyd'e rahmet etsin. O iki güzellikte de beni geçti. Hem benden önce Müslüman oldu hem de benden önce şehit düştü." derdi. Bugün önemli hadis kaynaklarımız olan Buhari ve Müslim'in El-Camius sahihlerinde Zeyd'den yeğeni Abdullah bin Ömer tarikiyle evlerde yaşayan zararsız yılanların öldürülmesini men eden bir hadis nakledilmiştir. Zeyd'in 18. yüzyılın ortalarına kadar ayakta duran türbesi hac kafirleri tarafından ziyaret edilen Zeyd ve Hazreti Ömer hakkında muhadram sahabi ve şair Mütemmim bin Nüveyre tarafından dile getirilen mersiyeler yazılmıştır. Salatü selam, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun aziz ve pak ailesine ve her biri gökteki birer yıldız olan aziz sahabe-i kiramın üzerine olsun.
Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün.